Bakın arkadaşlar, eğer kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan abone olun, bildirimleri açın ve videoyu izlemeye devam edin. Çünkü burası sosyal bir mecra, biz karşılıklı iletişim için yorumlarınıza bakıyoruz. Sizden gelen yorumlara göre önümüzdeki videoları hazırlamak istiyoruz. Hadi gelin şimdi neler olmuş bakalım, ben de size eşlik edeyim. Geldik. Zürih'e geldik İsviçre. 1 Eylül 2017 gününde hayalini kurduğumuz bu büyük maceranın ilk gününde Zürih'e indik ve havaalanında büyük bagajların alındığı bölgenin önünde bize ayrılan bölüme geçtik. Görevliler orayı gösterdi. Bisikletlerinizi burada kurabilirsiniz dediler. Neyiniz? Çok mu acıktın kız? Evet, acıktım değil mi? Evet, bizde üçüncü peynir mi? Peyniri çok yiyorsa kesin acıkmıştır. Biz de bisikletlerimizi kuruyoruz. Kutularımız, çantalarımız, kervan düzülüyor. Hepşenler hep yolda. Yoldan geçenlerin, gelen turistlerin, inenlerin, bagaj alanların gözleri hep bizdeydi. Çocuklar etrafta koşturuyorlar ve taşıma esnasında bisikletlerimiz biraz zarar gördüğü için de biz birazcık uzunca uğraştık bisikletlerimizi kurmak için. Daha önceki İsviçre gezimizde biz Zürih'i görememiştik. O yüzden biletimizi Zürih'e aldık. Aslında Eurovelo 15 yolunun Ren Nehri rotasının başlangıcına biraz uzak bir bölgedeyiz. Birkaç gün bisiklet süreceğiz Ren kaynağına varabilmek için. Biz bu yolculuğumuzda Zürih'i de birlikte görmek istedik ve 3 gece planladık. 3 gece planladık. 4. gün yola çıkacaktık. Ama biz Zürih'te tam 6 gece kaldık ve 7. gün yola çıktık. Bu 6 günün kısacık bir özetini göreceksiniz. Ve hadi yolculuğumuz, maceramız başlasın. Babamın lastiği patladı. Yolda durduk şimdi. Macera başlasın derken gerçekten başladı. Daha birkaç kilometre sürmeden arka lastiğimiz patladı. Ön lastik patlasa hadi neyse, arka lastik patladı. Bütün bagajları boşaltıp ondan sonra tamiratını yaptık. Hafif hafif de yağmur atıştırıyor. Bir yandan da gideceğimiz ev yani birkaç ay öncesinden ayarladığımız Patrick bizi arıyor. Neredesiniz, nerede kaldınız diye. Çünkü biz geciktik bayağıca. Ve tamiratımızı yapıp 11 kilometrelik havaalanından Patrick ve Radmila'nın evine ulaşıyoruz. Orada bizi hoş karşılıyorlar. Akşam yemeği hazırlamışlar. Yemeklerimizi yiyoruz, sohbet ediyoruz. Patrick bir matematik öğretmeni. Özellikle birkaç ay öncesinden onunla sürekli irtibat halindeydik. Evi çok yoğun çünkü sürekli insanları ağırlıyor. Tüm dünyadan gezginleri ağırlıyor. Matematik öğretmeni olması sebebiyle özellikle ısrar ettik görüşmek için. 2 gün hem oranın eğitim sistemi hakkında bilgilendik hem de bizi bir turist olarak bayağı rehberlik yaptı. Aynı zamanda eşi de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışıyor. Onlar hakkında yakında hepşenler.com, şurada görüyorsunuz, oraya bir makale yazacağım. Çok enteresan insanlar. İstasyonun yanına geldik. Çok fazla bisiklet park yeri var. Biz de bisiklet park edeceğiz. Deniz nereye? Bizim bisikletler geride ama. Hey, bizim bisikletler geride. Öbür tarafa gitmemiz lazım. Sen nereye gidiyorsun? Ha, sen trene bineceksin. Hmm.
Makrome çalışmışlar. Çarşaf gibi bir malzemeden yaptım. Hı hı. Makrome. Banstraße. Selam. Selam. Dünyanın en pahalı caddesindeyiz. Şu anda Banstraße'deyiz. Yani tren istasyonu caddesi. Dünyanın en pahalı caddesi. İşte Rolex. Ondan sonra markaların hepsini, ben bir tek Rolex'i biliyorum. Geri kalanını İpek biliyor, inanın ki. Deniz'in ilgisi köpekler, kuşlar. Duru'nun ilgisi dondurmalar, yiyecekler. İpek'in ilgisi markalar ve saatler. Oh, ben Deniz'de herhalde yük taşıyorum. Bisikletlerimiz şu tarafta. Umarım oradadır. Here. Sonatin, sinüs ve kosinüs. Evet, içeride de bir şey yok. Çöpümüz de duruyor. İçeride çantalar ve karıştırmalısı onlar da duruyorsa. Evet, bıraktığımız gibi. Güzel. Nasıl park yeri ama? Duru. Güzel. Güzel. Şehir merkezini gezdik. Ocağımız için tüp aldık. Ondan sonra etrafı keşfettik. Akşam tekrar Patrick ve Radha'nın evine döndük. Ertesi gün onlardan yola çıktık ve şehir merkezinde yine dolaştık. Ah, hoş geldin. Tamam, İnanamıyorum, burada ne var? Gecik. Ve akşamleyin bu sefer başka birinin evine, Sebastian'ların evine gittik. Bir, iki, üç, gel. Woo! Bu akşam Zürich Üniversitesi'nde doktora, jeoloji doktorası yapan bir çiftin yanındayız. Romanyalı ve Bulgaristanlı. Duru yine satranç oynayacak, birilerini buldu. Kızlar yorgunluktan erkenden uyuyunca Sebastian babaannesinin tarifi olan çam ağacı likörünü tavsiye etti. İçtiğinizde bizim kamplarda yaptığımız çam yapraklarından, çam iğnelerinden yaptığımız çayın aşırı şekilde yoğunu sanki ağacın özünü içinize alıyormuş gibi muhteşem bir tadı vardı. Hep yolda. Yıldız. Yıldız.
Sebastian'lar sabahleyin çok erken kalkıp Romanya'daki bir düğüne yetişmeleri gerekiyordu. 7.30'da uçakları vardı. O yüzden 6.30'da biz kalktık ve onlardan yola çıktık. Ve o gün aşırı bir yağmur vardı. Biz de artık yola çıkıyoruz. Son ihtiyaçlarımızı karşılamak için tren garının yanındaki büyük outdoor malzemeleri satan mağazaya gittik. Orada Deniz battaniyesini düşürdü. Onun için olmazsa olmazıydı. Arkamızdan birisi seslendi. Battaniyesini düşürdü kız diye ve bir Türk bize sesleniyor. Sohbet etmeye başladık. Bilge dedi ki nereye gidiyorsunuz? Yolculuğumuz başlıyor. Biz Amsterdam'a gidiyoruz deyince bir şaşırdı. Ama yağmur yağıyor. Evet biz yağmurda da yol alabiliriz. Bunun için bütün ekipmanımız var dedik. Bir dakika dedi gitmeyin bende kalsanıza dedi. Biz İpek'le birbirimize baktık ve daha Zürih'e doymamıştık zaten. Olur neden olmasın dedik. Hadi bize gidelim dedi. Biz yola çıkacağımız halde 3 gün daha yeni kuzenimiz olan Bilge'de kaldık. Ve harika bir 3 gün geçirdik. Nesin? Sen benim sevimli hamsterımsın yavrum, sevimli hamster. Ne demek istiyorsun? Merhaba. Hep şenler, hep yolda. Ya! Deniz ne istiyorsun? Turistlerden en büyük farkımız oradaki yerel insanların evlerinde kalarak onların hayatlarının içine girmek ve onlarla birlikte yaşamak. Bu çok büyük bir ayrıcalık. Evet. Onların çocuklarını okula göndermelerini, karşılamalarını, onlarla olan ilişkilerini yerinde görmek ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarını görmek, onların sıla hasretini hissetmek. Arkadaşlar biz hep şenler hep yolda diyoruz ama bazen hep yatıyoruz valla. Yatıyoruz değil mi Deniz? Yat Deniz. Oo, yattık. Kalk şimdi. Kalktık. Şimdi yat. Yattık. Şimdi kalk. Kalktık. Hadi yat kalk oynayalım. Şaşırtacağım sizi. Hadi bakalım oyna. Yat. Hadi yattık. Haha yanına geldi vallahi annesinin yanına gitti. Turumuzu Zürih'ten başlatmaya karar verdiğimizde Zürih'te yaşayan gezgin anne yani Deniz Hanım'la birkaç sefer yazışmıştık. Hazır oraya gitmişken onları da gördük. Baran'la birlikte, çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirdik. Hatta onların tavsiyesiyle Velomemo ile tanıştık. Bizim bisikletimizdeki ufak tefek en son bakımı orada Velomemo'da yaptırdık. Oytun sağ olsun, Mehmet abi sağ olsun yardımcı oldular. Ve biz bisikletlerimizi dört dörtlük yaptıktan sonra Bilge'nin evine döndük. Hatta bir de festivale denk geldik. Zürih Gölü'nün etrafında güzel bir gezi yaptık. Deniz arkada. Ağlıyor, uykusu gelmiş olabilir. Bugün
Zürih merkeze geliyoruz. Az sonra mola vereceğiz zaten. Vay. Bugün Bahnstraße'de bisiklet kullanıyoruz. Göl kenarından geldik. Zürich Gölü'nün kenarından. Ve Bahnhof'a gidiyoruz. Bahnstraße'de bisikletlerdeyiz. Deniz çılgın. Yürümek istiyor, koşmak istiyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi biraz keyfi yerinde, uykusu da geldi ama. Bu da Cooper. Cooper Troller dizisinde böyle kek, korkunca kek yapan arkadaş. Denk geldik, eğlendik birazcık, baktık etrafımıza. Şimdi Bilge'nin evine gidiyoruz. Bilge de bizi bekliyor buraya gelmek için. Bakalım neler olacak. Hoş bulduk. Böyle 6 katlı bir sitede kalıyoruz bu akşam. Önünde bisiklet park etme yerleri var. Ondan sonra ayrıca bisikletleri koymak için her binanın içinde şöyle bir bisiklet kapalı park alanı var. Şöyle bir aşağı bir yukarıya şeklinde. Herkes bisikletini buraya koyuyor. İsteyen dışarıda koyuyor. Yani söylediklerine göre kitlemeye gerek yokmuş. İşte hep şenler bu akşam burada. Hep şenler, hep yolda. Bilge'nin evinde en son hazırlıklarımızı yaptık ve sabahleyin artık yola çıktık. Yine bir şehir turunun ardından yolumuza koyulduk. Bu bölümde göreceğiniz sadece bizim Zürih'te yaşadıklarımız. Bunların hazırlık kısmı bir önceki bölüm, bölüm 0 olarak gelecek yine tahminen. Ve yolculuğumuz burada başlıyor. 48 gün boyunca yollar bizi bekliyor. Neler yaşadık, neler gördük, iki çocukla, biri bebek, nasıl yolculuk yaptık, nasıl 38 gün boyunca çadırda kaldık, kimlerle tanıştık yollarda, hep bunları göreceksiniz. Takipte kalmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.